Kolay gelsin ustam. Eyvallah abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Vaf kibrik mi? Ne kadar güzel, sıcak, taze. Bir bilgi ver bize sayın ustam. Şimdi ekmek pişti değil mi? Çıkıyor vaf kibrik. Leziz, tatlı, sıcak, çok güzel. Kabuklu. Şimdi hangi aşamasında ustam ekmek şu anda? Hangi aşamasında çıkıyor? Şu an tam pişmiş aşamasında yani. Pişmiş. Evet. Çıkıyor ey maşallah. 3 saat üzerinde çıktı. Evet. Wow. Çok güzel. O şey fırçadan vurduğun şey mi olur? Kabuğu? Bulamaz abi. Ne demek oluyor bulamaz? Ekmeğin hem böyle parlamasını sağlıyor hem de soğurken bu ekmek çatlıyor şuralarda. Hı. Rahat soğumasını sağlıyor. Kaç kilo bu ekmek şimdi? Pişmiş hali 2 kilo. Pişmiş hali 2 kilo. Evet. Yani en yüksek hali mi 2 kilo yani? Yok. En küçük hali yani. Mafya ekmeğinin en evet. Az 2 kilo olması lazım. Evet. Ekşi mayalı ekmeğinin en az 2 kilo olması lazım. Bizde en az 2 kilo yapıyoruz. Yani 2 kilo yapıyorsun. Evet. Daha büyüğü yazın gidiyor. Yazın gidiyor diyorsun. Şimdi tereyağla bu yenir değil mi? Evet. Çok güzel gördüğünüz gibi ekmekler. Çok sıcak, leziz. Vaf kibir ekmeği meşhur. Vaf kibire özgü bir ekmek türü. Vaf kibirin namı diğer dünya klasi ekmeği. Şimdi neredeyiz? Biz şu anda bir tanıt bizi. Şu an hangi fırındayız? Neredeyiz? Yorculuğu ekmek fırını. Yorculuğu ekmek fırını. Vaf kibir. Ekmeğin adresi Vaf kibirde. Öyle mi olmuş oluyor? Evet, aynen öyle. Peki bir ağızda kaç tane ekmek çıkıyor ustam? 60 tane. 60 tane ekmek çıkıyor. Değil maşallah. Biraz yanaşalım sana böyle. Ekmekleri gördüğünüz gibi çok leziz. Değerli takipçilerimiz, Vaf kibir ekmeği. Ey maşallah, harika. Ustamız da yakışıklı adamsın ya bana bak. Ekmekler de güzel çıkıyor böyle. Yansıyor herhalde ekmeğe. Gördüğünüz gibi fırının içinden çıkıyor şu anda. Harika ekmekler. Bu payatlaması söz konusu değil değil mi ustam? Yani değil abi. Kaç gün dayanabiliyor? En az bir haftası var bence. Bir haftası var. Yani bir hafta boyunca rahatlıkla yiyebilirsin, ovalanmadan, falanmadan yiyebilirsin. Şu anda bir ağızda kaç tane ekmek çıkıyor? Şu an 60. 60 ekmek çıkacak yani. Evet. 60 ekmek yani. Bunu nasıl sürdürüyorsunuz ustam? Ustalık mıdır bu? Yani bir özelliği mi var? Ya fırın ona göre yapıldı. Tabii ustalık da var yani. Şimdi fırının özelliği derken taş fırın ekmeği değil mi bu? Evet. Karadaş. Karadaş ekmeği. Ona özgü pişiyor, çekiyor vesaire değil mi? Evet abi. Çok çok güzel. Gördüğünüz gibi. Böyle. Çıkıyor, geldi. E niye vurdun onu ustam? Tak tak pişmedi öyle mi? Evet. Tekrar pişmedi. Tekrar oraya gönderdin fırına. Evet. Yüzüne bak ya. Burada ne yapıyorsun? Çeviriyor musun onu? Yerini değiştirdiğin zaman daha iyi pişiyor. Yerini değiştirdiğin daha iyi pişiyor. Haa. Bak nereye bak. Öğreniyoruz ustamızda. Sizi tanıyalım ustam. Yani burada ne gel? Abi ben Ballı köyündeyim. İsmim Göksal Yurdan. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun Göksal Hocam? 9 yıldan beri. Maşallah ya. Bayağı tam usta oluyoruz ya. Okul okumadık bu işe girdik. Hayırlısı olsun ya. Bak işte bir ekran gördüğünüz gibi. Tezgahtar da var. Yok hocam. Siz de yoruldunuz galiba. Abi bizde şey var. Tezgahtar iki yandan gidiyor. Raflara gidiyor gördüğünüz gibi burada raflar var. Raf gibi bir ekmeği ne kadar güzel maşallah. Tezgahtar da var. Hocam siz tezgahtar ustalıkta var mı? Yok. Tezgahtar. Sadış Eleman. Sadece tezgahtar abi. Sadış Eleman evet. Aynen. Şimdi... Abi bir damızımız da var. Öyle mi? Yolcu Yolu Ekmek Fırını'na bu akşam misafir olduk.
Çok teşekkür ederiz size. Güzel de abi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sizden de.